sığınmacılar Kuzey Kore'ye propaganda afişleri göndermişti ve Kuzey Kore çok sert tepki verdi buna. 2018 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Kaesong sınır kentinde açılan irtibat bürosu Kuzey Kore tarafından 16 Haziran'da havaya uçurulmuştu. Son haberimiz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır çatışması ile ilgili. Çıkan ilk çatışmada iki Azeri askeri hayatını kaybetmişti. Beş kişi ise yaralanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetler Birimleri Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ederek Azeri mevzilerine ateş açtı. Ermenistan ise çatışmanın Azerbaycan'ın yaptığı sınır ihlali sonucunda gerçekleştiğini açıkladı. Çatışma bölgesinde iki taraf da hak iddia ediyor. Çatışma sonraki günlerde de iki taraftan can kayıpları ve yaralılarla devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geri adım atmayacaklarını bildirdi. Türkiye ise Azerbaycan'ı destekliyor bu gerilimde. AKP, MHP, CHP ve İyi Parti meclis grupları tarafından ortak yayınlanan bildiride Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceği belirtildi ve Ermenistan'ın saldırısı da kınandı. Asya'dan bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederiz Cemre. Şimdi de Egemen'e bağlanıyoruz. Egemen, bize bu hafta Amerika'da ön plana çıkan haberleri aktarabilir misin? Vallahi benim bugün 4 tane haberim var. İlki Donald Trump ve kızı Ivanka Trump ile ilgili. Donald Trump ve kızı Ivanka Trump, Goya Foods isimli bir şirketin reklamını yaptı ve buna ülkenin dört bir yanından tepkiler yağdı. Goya Foods yöneticisi 2020 seçimleri için Trump'a olan desteğini açıkladı ve hemen ardından ise Trump bu desteğe çok absürt bir karşılık verdi. Masasının üstündeki Goya Foods ürünleriyle poz verip sosyal medyada paylaşan Ivanka ve Donald Trump ikilisi, ülkenin dört bir yanından tepki ve görevi kötüye kullandıklarına dair suçlamalar aldı. Amerikan yasalarına göre bir devlet makamının kişisel ve ticari çıkarlar için kullanılması çok açık bir şekilde yasak. İkinci bir haberimiz için ise ABD'de bir suçlunun idamı ile ilgili. ABD'de bu yıl ikinci defa bir suçlu idam edildi. 17 yıldır hukuki mücadelesi devam eden bir mahkum, Yüksek Mahkeme'nin 5'e 4'lük aldığı bir kararla infaz edildi ve buna demokratlardan tepki yağdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde cinayetten hüküm giymiş bir mahkum idam edildi. İdam 66 yaşındaki mahkum Donnie Lance'ın zehir enjekte edilerek gerçekleştirildi. Böylece ABD'de yılbaşından bu yana ikinci defa idam cezası infaz edilmiş oldu. Lance, 1997'de eski karısını tabancayla kafasına ateş ederek eski karısının birlikte yaşadığı kişiyi de aynı tabancayla darp ederek öldürmekten hüküm giymişti. Savcı, Lance'in karısını boşanmadan önce kendisini terk etmesi halinde öldürmekle tehdit ettiğini, çiftine ayrılmasından sonra da tehditlerini sürdürdüğünü belirtmişti. İki kez cinayet işlemekten idama mahkum edilen Lance'in avukatları, cezanın infazının engellenmesi için 20 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Ancak üst mahkeme avukatları, müvekkillerine DNA testi yapılması ve davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Bunun üzerine idam gerçekleştirildi. Geçen yıl ABD'de 9'u Texas'ta olmak üzere toplamda 22 kişi idam edilmişti. Ancak ABD'deki idam sistemi yıllardır halkı kutuplaştıran bir konu. Özellikle daha ilerici, yani progresif dediğimiz ilerici fikirleri savunan solcu demokratlar idam sistemine artık son verilmesini istiyor. Donnie Lance'in infaz edilmesinin hemen ardından eski başkan adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'dan da tepkiler geldi. Üçüncü haberimiz Roger Stone'la ilgili. ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Kongre'ye yalan söylemek ile adaleti engellemek gibi suçlardan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Roger Stone'a özel af uyguladı. Amerikan yasalarına göre başkanların mahkumlara özel af uygulayarak onların suçlarından hüküm giymemesini ve serbest bırakılmasını sağlama yetkileri var. Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada Başkan Trump bugün Roger Stone'a verilen haksız cezanın hafifletilmesine yönelik özel af kararnamesini imzaladı. Stone, solcular ve medyadaki müttefiklerinin Trump'ın başkanlığını baltalamak için uzun yıllardır uyguladığı bir çaba olan Rusya tezgahının kurbanıdır ifadesini kullandı. Beyaz Saray sözcüsü, ortada herhangi bir delil olmadığından Stone da Rusya soruşturması kapsamında cezalandırılamadı. Bunun yerine Stone'un soruşturma dönemindeki eylemleri nedeniyle cezalandırdılar. Ama basit gerçek şu ki, eğer ortada tamamen mesnetsiz bir soruşturma varsa Stone'a da hapis cezası verilemez değerlendirmesinde bulundu. Roger Stone, özel yetkili savcının yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl Ocak ayında gözaltına alınmıştı. İddianamede
Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Clinton'ın kampanya yöneticisinin Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve WikiLeaks'te yayınlanan e-posta yazışmaları ile ilgili suçlanmıştı. Özel savcı, Stone'un WikiLeaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü. Stone 15 Kasım 2019'da aralarında Kongre'ye yalan söylemek ve adaleti engellemek gibi maddelerden suçlu bulunmuş ve 20 Şubat'ta 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Son haberimiz ise Alabama senatörlük ön seçimleri ile ilgili. Alabama'da Cumhuriyetçilerin senato ön seçimlerini kazananı Amerikan futbol koçu Tommy Tuberville oldu. Dün yapılan ön seçimde görevdeki Demokrat senatör Doug Jones ile genel seçimde yarışacak Alabama Cumhuriyetçi senatör adayı belirlendi. Ön seçimde eski ABD Adalet Bakanı ve Alabama senatörü olan Jeff Sessions ve Amerikan futbol koçu Tommy Tuberville yarıştı. Jeff Sessions, 2016 seçimlerinde Trump'ı ilk destekleyen Cumhuriyetçi senatörlerden biriydi. Sessions, Trump'ın ilk Adalet Bakanı olarak göreve getirildi. Senatörlük koltuğunu bıraktı ve ardından aralarında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Bu uyuşmazlık nedeniyle Trump ön seçimde Sessions'ı desteklemedi. Sessions ise buna rağmen ön seçimde en Trumpçı aday olduğunu ispatlamaya çalıştı. Ancak seçim sonucunda Amerikan futbol koçu Tuberville ön seçimi %60,7 oyla kazandı. Sessions 10 sene senatörlük yaptığı eyalette ön seçimi kaybederek çok hazin bir yenilgiyi tattı. Sessions'ın görevi bırakmasının ardından yapılan 2017'deki özel seçiminde Alabama gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bir eyalette Demokrat aday Doug Jones kazanmıştı. Jones'un rakibi hakkında çocuk istismarı iddiaları bulunan Roy Moore'du. Doug Jones'un Tuberville'e karşı 2020 seçimlerinde koltuğunu koruması oldukça zor gözüküyor. Ancak Doug Jones'un finansal açıdan aldığı bağışlar oldukça fazla. Benim sizlere Amerika'dan aktaracaklarım bu kadardı. Teşekkürler. Teşekkürler Egemen. Şimdi son olarak da tekrardan Cemre'ye bağlanıyoruz. Cemre bize bu hafta Latin Amerika'da ön plana çıkan haberleri aktaracak. Bu hafta Kolombiya ile ilgili bir haberimiz var. Human Rights Watch isimli insan hakları örgütleri, Kolombiya'da karantina önlemlerinin uygulanmasının kontrolünü ele alan kartellerin sivilleri infaz ettiğine dair bir rapor hazırladı. Bu grupların şimdiye kadar en az 9 kişiyi infaz etmiş olabileceği bildiriliyor. Hükümetin Mart sonlarında uygulamaya başladığı karantinanın yanında 32 eyaletten en az 11'inde söz konusu gruplarca daha sıkı önlemlerin uygulandığı, dışarı çıkmanın infazla sonuçlanabileceği açıklandı. Human Rights Watch Amerika Kıta Direktörü Vivanco, aralarında sol grupların ve suç organizasyonlarının bulunduğu bu grupların amaçlarının virüs bahanesiyle bölgedeki güçlerini arttırmak olduğunu açıkladı. Bu haftalık Latin Amerika'dan bu kadar. Teşekkür ederiz Cemre. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Eda, Egemen, Cemre ve Gözde'nin sizler için hazırladığımız küresel bültenin 3. bölümünün sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Bizi takipte kalın.